Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde spinner kullanımına bakacağız. Hemen arkadaşlar text dosyama geliyorum. Buraya bir adet spinner tanımlıyorum. Ardından arkadaşlar spinner'a ait çeşitli özellikler bulunmaktadır. Biz bu spinner'a öncelikle bir ID ataması gerçekleştireceğiz. Hemen ID'sini yazalım. ID'si spinner olsun arkadaşlar. Bunun dışında bunun çeşitli özellikleri falan da vardır. Bakın şu an itibariyle gözüktüğü gibi spinner'ımızı görmektesiniz. Şunu şöyle ayarlayalım. Burada arkadaşlar sağ tarafta spinner mod bulunmakta. Biz burada gözüktüğü gibi arkadaşlar seçebiliyoruz ama genellikle default olarak gelen seçeneği seçeceğiz. Background'ının falan şu an itibariyle bir önemi yok. Onlar sıradan şeyler. Şimdi hemen arkadaşlar tanımlamalarımızı yaptıktan sonra Java dosyamıza geliyoruz. Java dosyamız arkadaşlar ilk olarak spinner'ı tanımlayacağız. Spinner tanımlama işlemini onCreate metodunun içine gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle spinner nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Adam şu oka tıkladığında açılır şeyler gelecek böyle aşağıya doğru. Mesela yazıyor ya burada mesela ülke seçin. Daha sonra aşağıya doğru yüzlerce ülke gelecek. O tarz bir şey veya takım seçin tarzında. Yani bir liste oluşuyor arkadaşlar. Ama burada kesinlikle list view'dan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bu spinner kullanım dersi. Burada bizim öncelikle bir dizi tanımlamamız gerekiyor. İçine neler yazacaksak artık. Dizi bir string değerdir arkadaşlar. O yüzden ben hemen buraya string şeklinde. Evet özür diliyoruz. Java kısmına yazacağız. Ben de diyorum niye burada. Bakın buraya string şeklinde yazdık arkadaşlar. String dizisi oluşturduk takımlar isimli. Ardından buraya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Anadolu takımlarını ekleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ardından arkadaşlar onCreate metodumuzun içine gelip bir adet spinner tanımlama işlemi gerçekleştireceğiz. Diyoruz ki spinner diyoruz arkadaşlar. İsmi ne olsun? Spinner olsun. Ardından geliyoruz. Hangi türde olduğunu tekrardan yazıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki sen bunun ID'sini bul. Verdiğimiz ID. Biz spinner'ın ID'sine spinner vermiştik hatırlarsanız arkadaşlar burada. Bakın şöyle göstereyim. Evet ID'si spinner şeklindeydi arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan kapatalım şöyle. Evet spinner tanımlama işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi buradaki diziyi spinner'ımızın içine nasıl atacağız ona bakacağız. Bir tane array adaptör oluşturuyorum. Bu array adaptörün arkadaşlar string türünden olması gerekiyor. Ardından buna bir tane isim tanımlıyorum. İsmi adapter olsun. Ardından biz buna arkadaşlar diğerlerinde yaptığımız gibi tekrardan yapacağız. Bu ne cinsinden arkadaşlar? New yani burada bir nesne oluşturma işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Array adaptör string bakın burada nerede olduğu main activity nokta diz arkadaşlar yani burası. Nerede olduğu virgül arkadaşlar burada dilerseniz kendi layout'unuzu kullanabilir dilerseniz custom oluşturabilirsiniz arkadaşlar yazalım android nokta evet android nokta r nokta layout arkadaşlar ardından diyoruz ki virgül simple evet bir saniye şu android'de neden bir hata verdi this virgül. Şunu bir tekrardan yazalım isterseniz. Bazen programda böyle şeyler olabiliyor. Bakalım. Main activity nokta diz. Doğru. Sonra buraya Android ardından diyeceğiz ki sen R nokta layout'ın içindesin. Ardından diyeceğiz ki simple bir tane sana. Normalde arkadaşlar ne yapıyoruz? Simple item list. Fakat burada simple spinner item olması lazım. Bakın simple yazın ardından spinner item şeklinde yazın. Virgül neyi koyacağım bunun içine? Takımları. Ben bunun içine takımları koyacağım. Ardından aşağıya geliyorum arkadaşlar. Array adaptörümüzü tanımlamıştık. İsmine ne demiştik? Adaptör demiştik. Adaptör nokta set drop down view research seçeneğine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Android tekrardan nokta r nokta layout yazıyoruz arkadaşlar. Ardından nokta koyuyoruz. Bakın bu sefer simple spinner drop down item seçeneğine şöyle tıklıyoruz arkadaşlar gözüktüğü gibi. Sonra tekrardan kapatalım. Ardından aşağıya geliyorum. Diyorum ki ben bir tane spinner oluşturmuştum ya bu spinner'ıma arkadaşlar
Adaptörü bağla. Set adaptörü bağla. Adaptörün ismine adapter. Bakın burada adaptörümüze arkadaşlar set drop-down view research ile gözüktüğü gibi bu item listesini ekleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi gelelim activity main tasarım kısmına gelelim. Burada gözükmez tabii ki de programın çalışması lazım. Hemen program çalışsın. Spinner kullanımı genel hatlarıyla bu şekildedir arkadaşlar. Bakın buradan takım seçtiğimiz anda Beşiktaş, Fenerbahçe gibi seçenekler gelecektir. Burada arkadaşlar modunu falan da değiştirebilirsiniz. Çok evet, güzel bir şekilde arkadaşlar spinner oluşturduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.